Selamlar gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Sizlere bu hafta yani 5. haftanın kamp programı ile alakalı bir video çekiyorum. Fakat bu kamp programında bazı değişiklikler yapacağımı söylemiştim ve bu değişikliklerin sebebini de söylemiştim ben size. Öncelikle değişikliği söyleyeyim arkadaşlar. Bu hafta yani normalde olması gereken şimdi Temmuz'u bitirdik. Ağustos'un 6'sında ben size denklem, eşitsizlik ve mutlak değer videosunu, konu anlatım videolarını çekip koymam gerekiyor. Videoları çektim de ama koymayacağım arkadaşlar. PDF'lerini de değiştirdim bu arada. Birazdan onlardan da bahsedeceğim sizlere. Şimdi neden bu hafta bir programı uygulamıyoruz? Ondan bahsedeyim. Şimdi önceden işlediğimiz arkadaşlar şurada temel kavramlar, max min değer, ardışık sayılar, çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları, faktöriyel bölme ve bölünebilme, OBEP, OKEK ve rasyonel sayılar. Şimdi ben bir de bunun üstüne sizlere denklem eşitsizlik, mutlak değer, çarpanlar ayırma, üslü köklü, küme, fonksiyon, mat 1 ve mat 2 kısmını ben size anlatıp daha sonrasında tüm bu konularla alakalı ödevlendirme yaptığım zaman bu ödevi yapamama gibi bir ihtimaliniz var. Zor bir ihtimal arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar olabildiğince çok konu biriktirmiş oluyoruz ve sen bu ödevi yaparken zorlanabilirsin, sıkılabilirsin. Ödevi yapmaktan sana gına gelebilir. O yüzden biz bu ödevin tarihini öne çektik. Yani şurada olan boşluğu, 27'sinde olan boşluğu ben 6'sına çektim. Tüm bu 3 konuyu da şuraya paylaştıracağım. Yani 6'sında gelecek olan konular 13'ünde, 13'ündekiler 20'sinde, 20'sindekiler de 27'sinde gelecek, haberin olsun. Bu programı erteleme sebebimiz bundan kaynaklı. Bu bir. İkincisi, hocam devamında nasıl bir değişiklik var? Öncelikle arkadaşlar PDF'ler konusunda çoğu arkadaşımız PDF'leri çok beğendi ama bazı arkadaşlarımız da PDF'leri beğenmedi. PDF'leri beğenmemelerinin başlıca sebebi bir A4 sayfasına biz 4 tane sayfa sığdırdığımız için yazı fontunun küçük olmasından yakınanlar vardı. Ve PDF'in sonlarında yayınladığım, şeylerin de yeni nesil soruların ve zor sorularında miktarının azlığından şikayette bulundular. Ben de bu arkadaşların da bu temennilerini yerine getireyim diye PDF'lerde biraz oynama yaptım. Öncelikle sayfa başına düşen soru sayfa başına düşen o soru büyüklüğü yani fontlar, yazıların fontları daha büyük hale getirildi arkadaşlar. Bir sayfaya 4 sayfa paylaştırmadım. Her sayfada farklı bir olay var arkadaşlar. Arkada önünü bastırabilirsin ya da sen bunları dilersen bu soruları, bu çıktıları iki sayfayı tek sayfaya birleştirecek şekilde arka önünü bastırırsan gene bir yaprakta 4 tane sayfa bulmuş olursun ve yeterli miktarda okunabilir büyüklükte arkadaşlar. Ben de çıktım, aldım, baktım, gayet okunabilir kıvamda. Biraz daha profesyonelce değiştirdim ben PDF'leri ve konu anlatım kısmındaki soruların zorlukları aynı kalmak zorundaydı. Ama PDF'in sonuna eklediğim yeni nesil ve sınavda nasıl çıkar tarzı sorular ise yani sınavda nasıl sorarlar diye bir kısım ekledim. O kısımdaki sorularda yani 3-4 tane kaynak kullandım ki bunlar da hani yeterli zorlukta kaynaklar. Bazı bölümlerin sonuna çıkmış sorulardan birkaç tane daha eklemiş bulundum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve daha profesyonel hale geldi bu PDF'ler. Yani seni daha da doyuracak. Mesela normal şartlar altında 16-15 sayfada işte bir konunun tüm PDF'ini işliyorduk ama bu sefer 30 sayfada, 35 sayfada işleyeceğiz. Haberin olsun senin de. Şimdi bu PDF'lerden de ben size birkaç tane bir şey de gösterebilirim aslında. Şöyle yapalım. Şuraya mutlak değer yazalım arkadaşlar. Mutlak değer PDF'imizde dosya konumunu açalım. Şuradan seçelim. Evet, bu PDF'leri de ben size göstermek istiyorsam şöyle yapabilirim arkadaşlar. İşte şu şekilde, şunu da şöyle kenara çekmeyi başarabilirsek PDF'lerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şunu da en üste taşıyalım isterseniz. Şöyle ilk sayfadan itibaren gösterelim. PDF'ler bu şekilde olacak sevgili gençler. Daha bir tane uzaklaştığımızda şöyle oluyor. Aynen. PDF'ler bu şekilde olacak. İşte mutlak değer. Burada anlattık ve çektik bunun videosunu. Bu şekilde daha görsele de biraz önem vererek, baskı kalitesini de biraz arttırarak sizlere daha geniş sayfalarda
Hatta buralarda şu şekilde şeyler de gösterebilirim. Mesela ben burada sorunun benzerini çözdüm. Altındakini de sana ödev bırakacağım diye. Buralarda bunları da bulabileceksiniz. Ve mesela işte burada sınavda nasıl sorarlar diye bir kısmımız var. Sınavda nasıl sorarlar kısmında daha karşınıza çıkabilecek. Mesela bu da çıkmış soru. Karşınıza çıkabilecek. ÖSYM'nin size sorabileceği tarzda soruları burada yer verdim sevgili gençler. Bu soruları da yine videoda çözdük. Ben size anlatacağım yine bunları. Beraber bu dersi işleyeceğiz. Mesela bu 25 sayfadan oluşan, ki hatırlıyorsanız 16-17 sayfada biz genelde bitiriyorduk konularımızı. Mesela bu 25 sayfa, bundan bir önceki eşitsizlik de sanırım 30-32 sayfa gibi bir şeydi. İşte bu şekilde arkadaşlar sizlere yararlı olmaya çalıştık. Bu arada da ben PDF'lerimi, hani eski PDF'leri artık tamamen çöp oldu onlar diyerekten bıraktım bir kenara. Hatta bazılarını sildim. Ve yerine tekrardan da bir PDF hazırlığı içerisine girdim. PDF'lerinizi de bu süreç içerisinde hazırlıyorum. Yani benim için de iyi oldu. Ama videolarınızı da bir yandan çekiyorum. Şimdi size burada vermem gereken ödevleri söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ben size şuradan şu kitabımı açayım. Gerçi bu benim kitabım mı? Evet, benim kitabım. Geçen sene çözdüğüm kitap arkadaşlar. Buradan ben size ödevinizi de söyleyeyim. Şimdi biz nereye kadar işlemiştik? Onu bir çıkaralım. Biz arkadaşlar EBOB Eko'ya kadar işlemiştik. Ama sana vereceğim ödev şu. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan, yani bizim bisikletli kitaptan arkadaşlar. Tamam. Burada da SML Hoca YouTube kanalında çözümlerin olduğunu görebilirsin. PDF çözümlerini de bu arada ben yapıyorum. Haberin olsun. Ben Acil Matematiğe gönderiyorum arkadaşlar. Yani dizgi birbirimize gönderiyorum. Onlar internet sitesine, Acil Matematik internet sitesine yükleyecekler sevgili gençler. Şimdi yeni nesil işlem yeteneği karşılıyor seni bölüm 1'de. Bölüm 1'in tamamını bitiriyorsun. Yani o 5. sayfadan 17. sayfaya kadar olan kısmı bitiriyorsun. İkinci olarak temel kavramları bitiriyorsun. Basamak kavramını bitiriyorsun. Bölmeyi, bölünebilmeyi, faktöriyeli, asal sayıları ve asal çarpanları ayırmayı bitiriyorsun. Sihirli sayılar diye bir başlık var orada. Bakın 72. sayfada sihirli sayılar diye bir başlık var. Nedir bu sihirli sayılar? Hani önceden örneğini veriyorum. Mesela şuna şöyle olan, bu böyle olan, bu da böyle olan sayılara İsmaili sayıları denir. Aşağıdakilerden hangisi İsmaili sayılarına verilebilecek bir örnektir diye sorulan sorulara sihirli sayılar diyoruz. Gene bunun bir konu anlatımı olmayacak. Çünkü zaten burada örneğe göre hareket ettiğimiz için bunların içerisinde zaten asallığı, bölmeyi, bölünebilmeyi zaten kullanıyoruz. Dolayısıyla 72. sayfayı da çözüyorsun ve EBOB Ekok'u da çözüyorsun. Periyodik problemleri çözmek istiyorsan çöz, ama ben sana yorumlu kısmında da soru soran arkadaşlar oldu. Ben sana yine periyodik problemleri de ele alacağım bir videoda. Bunu da anlatacağız sevgili gençler. İşte matematiğin ilacı. Kendi çözdüğün kaynaktan zaten şimdiye kadar olan kısmı çözmüş olmalıydın. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan ilk ödevini sana veriyorum. Acil Matematik Soru Bankası hocam bize göre çok zor değil mi diyen arkadaşlarım için de arkadaşlar kitabımızı zaten şöyle biraz karıştırdığınız zaman bakın burada ön çalışma soruları var. Bu ön çalışma soruları sevgili gençler zaten şıksız. Ve tamamı klasik sorulardan. Çoğu geneli klasik sorulardan oluşan sorular ve bunlar zaten herkesin çözebileceği zorluktaki sorular. Buna emin olabilirsin. Zaten herkesin çözebileceği zorluktaki sorular arkadaşlar bunlar. Ve ön çalışma soruları bittikten sonra da senin karşına testler çıkıyor. A plus testleri çıkıyor. A plus testleri de şöyle söyleyebiliriz. Diğerlerinden zorluk seviyesi olarak bir iki tık daha fazla olan sorular arkadaşlar. Emin olun bunların da aralarında çok kolayları var. Ki bizim ÖSYM'den hani soru tutturduğumuz soruları falan da video olarak paylaşmıştım ben. Gene Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndaki sorulara benzer sorular çıktı. Son sene olan Milli Savunma Üniversitesi sınavında ve TYT sınavında, yani 2020 MSÜ'de 2020 TYT sınavında. Gene 2019 TYT ve 2019 MSÜ'de de bir önceki yıldan çıkmış sorularımız mevcut sevgili gençler, haberiniz olsun. Dolayısıyla zaten ÖSYM bu şekilde biz ÖSYM sorularını yakalayabiliyorsak, yani ÖSYM sorularından biz kendi kitabımızdan sorular biliyorsak, tamam mı? ÖSYM sınavında biz kendi kitabımızdan sorular bulabiliyorsak demek ki doğru kaynağı çözüyoruz ve bunu çözmek zorundayız. Bunu çözmek gerekiyor.
Şimdi bazı arkadaşlarım da yine yorumlarda görüyorum. Onların da sorularını yanıtlayayım. Arkadaşlarım diyor ki bana, hocam ben bu kitabı son kitap olarak değerlendirmek istiyorum. Yani sınava girmeden 1-2 ay önce ben bunu çözer sınava girerim. Arkadaşlar, şunu açıklık getirelim. Biz 2019'da da aynısını söyledik. Bu kitap çözülmesi gereken son değil ilk kitap arkadaşlar. Hani ne olur kendini önce hazırlarsın. Yani yaz boyunca işte matematiğin ilacı gibi kitaplardan, daha alt seviye kitaplardan veya orta düzey bir kitap daha çözersin üstüne ve Eylül-Ekim gibi bu kitabı çözmeye başlarsın. Ki biz burada yazdan başladık bakın ders çalışmaya ve 12 tane konu bitirmişiz şimdiye kadar ve 5. haftamızın videosunu çekiyoruz bakın dikkat ettiyseniz 5. haftadayız. Ve yani bir ay gibi bir süreyi aşırdık ve bir aydır biz burada sürekli anlatıyoruz dilimize tüy bitti. Sen dinliyorsun biz anlatıyoruz. Ve biz daha Ağustos'un başındayız arkadaşlar. Eylül'e gelmedik bile. Sen Ekim gibi şu kitabı çözmeye başlayacak olanlardan bile daha önde başlıyorsun aslında bu kitaba. Ki kaldı ki millet bunu Mayıs'ta, Nisan'da çözmeyi düşünüyor. Arkadaşlar 2020 yılının nasıl zorlu geçtiğini görüyoruz. Ve daha ikinci dalga gibi bazı muhabbetlerden bahsediliyor. Allah korusun. Olacağını düşünüyor musunuz hocam? 2020'de her şeyi bekledik ve işte görüyorsunuz dışarıdaki insanlar, sahile dökülen insanlar, denizde, kumda birbirini sosyal mesafeyi hiç dikkate almayan insanlarla birlikte arkadaşlar bu hastalığın tekrar tırmanabilir mi? Tırmanabilir. Elden bir şey gelir mi? Şu anda bir şey gelmiyor yani benim elimden bir şey gelmiyor. Ama dediğim gibi eğer ki tekrardan sokağa çıkma yasakları uygulanırsa, tekrardan farklı bir hastalığın önü açılırsa, virüs mutasyona uğrar, bir şeyler olur, o olur, bu olur derken gene senin sınavının sekteye uğramasını istemiyorsan, sınavın sekteye uğramaz da görüyorsun her şartta sınav yapılıyor. Sınav sekteye uğramaz ama çalışmalarının sekteye uğramasını istemiyorsan lütfen ama lütfen senden rica ediyorum şu kitabı al ve çözmeye başla. Benim verdiğim ödevleri yapmaya başla. Bu bir gerçek. Bu hayatın bir gerçeği olacak. Ya bu kitabı da sen çözmek istiyorsun ama Nisan'a bırakma, Mayıs'a bırakma. Öncesinde çöz ve daha sonrasında zaten bu kitabı çözdükten sonra şunu söyleyeceksin. Lan hoca haklıymış. Gerçekten ben bu kitabı bitirdim ve tamamlandığımı hissediyorum. Artık tamamen denemeye yönelebilirim. Düşünsene ya çok güzel bir şey değil mi? Aralıktan sonra yani 31 Aralık'tan sonra 2021 yılının başlangıcından itibaren senin sınavına 5,5-6 ay gibi bir süre kalıyor. Ve sen matematiği halletmişsin sadece denemeden soru çözüyorsun. Bu kadar. Diğer derslerine yönelebilirsin. Matematik hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Tamamım ben diyemezsin ama eğer 31 Aralık'ta sen bu kitabı, matematiğin ilacını ve kendi belirlediğin bir kaynağı bitirdiysen TYT senin için bitmiştir. Bunu bu şekilde aklında tut. Gene keza AYT konuları için de bu şekilde arkadaşlar. AYT konuları daha az konu var. Mesela trigonometri bizim kitapta acil matematik AYT soru bankasında yaklaşık olarak 100 sayfa. Sadece trigonometri 100 sayfa yani 50 tane yaprak. Bir konuya başlayayım bitireyim dersen o 100 sayfayı sen zaten 10 günde çok rahat bitirirsin, eritirsin. Bu yüzden arkadaşlar biz Aralık ayında kitaplarımızı bitirdikten sonra senin TYT ve AYT matematik hakkında hiçbir kafanda soru işareti kalmayacak. Bak buna adım kadar emin ol. Ben eminim, sen de emin ol. Tamam mı? Ve dediklerimi yap. Şimdi dediğim gibi size verdiğim konular yani EBOB, EKOK, periyodik problemleri çözmek istiyorsan çözeceksin. Sana ben yaklaşık şu an 84 sayfa, 85 sayfa ödev vermiş bulunuyorum. Bu ödevi ne zamana kadar yapacaksın? 13 Ağustos'a kadar yapacaksın. Yani senin önünde 9-10 günlük bir süre var. Bu 9-10 günlük süre içerisinde ben sana 85 sayfa ödev vermişim. Günlük 8,5 sayfa çözsem bile sen bu ödevi tamamen bitiriyorsun 10 günde. Hocam çözemediğimiz sorular. Hemen açıyorsun. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın da AYT Soru Bankası'nda video çözümleri benim kanalda zaten mevcut. Ki her videonun bu izlediğiniz videolarının da dahil olmak üzere açıklama kısımlarında zaten bunların linklerini ben sana bıraktım. Buradan bu kitaptaki çözemediğin soruların çözümlerini öğrenebilirsin. Bu da senin için büyük veli nimet diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gençler, kitabımız buydu unutmayın. Bisikletli kitap diye isteyince işler kitap evlerinden veriyorlar.
2021 baskısını almanız daha önemli olabilir. Çünkü geçen yıl benim kitabımda bir sorun olmadı hepsini çözmeme rağmen, ama şu kısımları arkadaşlar biraz atmaya başlıyor. Yani sayfalar elinizde kalabiliyor baskıdan kaynaklı. İlk iki baskımız bu şekildeydi. Eğer geçen senenin ilk iki baskısına falan denk gelirseniz siz de bu sorunları yaşayabilirsiniz, haberiniz olsun. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın 2020-2021 baskısını rica ederseniz o kitabı da alabilirsiniz sevgili gençler. Bir diğer merak edilen husus da hala ama hala arkadaşlar matematiğin ilacı 2 çıkacak mı diye soranlar var. Arkadaşlar matematiğin ilacı 1 ve matematiğin ilacı 2 dediğimiz kitaplar geçen yılın baskılarıydı. Ve matematiğin ilacı 1'deki kitap 2 hiç çıkmadı. 1'deki arkadaşlar içeriği konu anlatımlı artı test kısmı vardı kitabın. Ve arkadaşlar biz bu kitabın içeriğini değiştirdik. Tamamen soru bankası haline getirdik. Bu sene bu şekilde piyasaya sürdük. Önemli bir fark yoksa ben hocam geçen seneki kitabı alırım veya ondan bende var diyen arkadaşlarım için de arkadaşlar önemli bir fark var. Ne var? Matematiğin İlacı 1 adlı kitapta, yani geçen senenin üzerinde ilaç kapsülleri bulunan kitapta arkadaşlar konu sadece problemlere kadar. Yani bu ne demek oluyor? Sadece 9. sınıf konuları var. TYT adlı sınav sevgili gençler 9 ve 10. sınıfın konularını içerdiği için matematiğin ilacı soru bankasında tüm 9 ve 10'un konuları var ve soru bankası konseptinde. Neden konu anlatımı yok hocam? Çünkü ben sana zaten burada konuları anlatıyorum. Daha detaylı bir şekilde derinine inerek anlatıyorum. Kitaba bakarak konuyu anlamak zorunda değilsin çünkü. Umarım anlatabilmişimdir. Matematiğin ilacı soru bankasını alıyorsunuz. Üzerinde koşmaya hazırlanan kulvarlar üzerindeki bir atlet göreceksiniz arkadaşlar. O kitabı alıyorsunuz, haberiniz olsun. Eğer eski kitabı yanlışlıkla alıp da üzerine hala çizik falan atmamış olan varsa kitabı götürüp işler kitabevlerinden, en yakın işler kitabevlerinden rica edip değiştirebilir. Bunu da size söylemekte fayda buldum sevgili gençler. İşte PDF'imiz bu şekildeydi ama diğer kısmı da tekrardan gösterecek olursak sevgili gençler, şöyle açalım programımızı. Şimdi denklem ve eşitsizlik mutlak değer. Bu iki konu toplamda 55-60 sayfada ben bunları sizin için hallettim sevgili gençler. Mutlaka ama mutlaka kaçırmamanız gereken dersler. Çünkü artık dedik ya matematiğin eğlenceli yerlerine başlıyoruz. Matematik ne zaman eğlenceli hale gelir? Konular birikip bir sorunun içerisinde bir sürü konuyu kullanmaya başladığımız an eğlenceli olmaya başlar matematik ve tabii ki bunları anladığımız takdirde eğlenceli olmaya başlar. Dolayısıyla sevgili gençler sen 13'üne kadar kafanı rahatlat ki kafanı rahatlat dememdeki kasıt şu: tüm ödevlerini bitir ki ayın 13'ünde işleyeceğimiz konuları adam akıllı bir şekilde anla ve daha sonrasında yolumuza devam edelim. Ağustos ayını bu şekilde geçirdikten sonra zaten geriye pek bir şey kalmıyor ve ekstradan biz şurada bakın yani 20'si değil de 27'si olacak o. Ben size programı güncellemeye çalışırım. Fonksiyon matiki kısmı zaten matematik 2'nin yani AYT konularının başlangıcı niteliğinde bizim programımızda. İkinci dereceden denklem parabol, ikinci dereceden eşitsizlik. Bakın şuradaki 2 hafta boyunca da AYT işleyeceğiz sevgili gençler. Büyük farklılıklar olacak derslerde. Haberin olsun, bunları kafana yaz bir zahmet. Evet, kusura bakmayın, ben de hiç gülmeden, bir arkadaşım da öyle yazmış. Hocam hiç gülmüyorsunuz, gülümsemiyorsunuz, çok ciddisiniz falan diye. Arkadaşlar ciddi bir iş yapıyoruz. Ara sıra güleceğimiz vakitler gelecek ama o videolar bu videolar değil. Rehberlik videolarında bari hocam gülümseyin diyorsunuz. Gülümseyim ama dediğim gibi sevgili gençler yaptığım uyarılar vardı. Biraz ciddiye almanız gerekiyordu. Benim de size ciddiye anlatmam gerekiyordu. Kusura bakmayın eğer bu şekilde bir talebiniz var ve ben karşılamıyorsam kusura bakmayın. Dediğim gibi siz ne istiyorsanız biz onu yapmaya çalışıyoruz. PDF'leri beğenmemiştiniz. PDF'leri değiştirdik. Videolu konu anlatımı olsun dediniz. Videolu konu anlatımı yapıyoruz. Video kalitesini de oldukça yüksek tutmaya çalışıyoruz ki bunun için bilgisayar satın aldım. Onu bunu yaptım. Şu an gayet hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. PDF'lerinizi değiştirdik. Acil Matematik TYT Soru Bankası ödevinizi verdik. Bu hafta PDF yayınlamayacağım. Hayır, yayınlamayacağım derken pazartesi günü olduğu için bu şekilde söylüyorum. Hani pazartesi günleri yayınlıyorduk normalde ama pazartesi günü, yani bugün video yayın PDF yayınlamayacağım. PDF'lerinizi haftaya pazartesi sabah saatlerinden veya pazar günü gece saatlerinden paylaşırım. Pazartesi günü de Kenan Hoca'nın PDF'leriyle beraber benimkileri de alıp
çıktısını alabilirsiniz sevgili gençler. Daha sonrasında zaten yolumuza devam edeceğiz. İsteğin arzun olursa yorum kısmına belirt. Anlamadığın kısım olursa yorum kısmına belirt. Bu videoyu noktalıyorum artık. Kararlılıkla ders çalışmaya devam edin arkadaşlar. Unutmayın sizler en iyisini yapıyorsunuz. Yaz aylarında daha okul bile açılmamışken bakın şimdiden mat 1'i halletmek üzeresiniz. Mat 2 kısmına geçeceğiz ve dolu düzgün devam edeceğiz. Problemler kısmını nasıl işleyeceksiniz diye soran arkadaşlarım var. Hemen ona da yanıt vereyim. Bu arada video 20 dakika olmuş bile. Problemler kısmını nasıl halledeceğiz? Arkadaşlar problemler kısmı için problemin bir konu anlatımı olduğunu siz de biliyor, olmadığını siz de biliyorsunuz. Ben de gayet iyi biliyorum. Problemler tamamen diğer konuları kafamızda harmanlayıp, tamam mı? Yani nasıl diyeyim? Soruyu okuduk, mantık yürüteceğiz, yorum yürüteceğiz. İyi yorum yürütebilme kapasitesidir bu. Tabii ki diğer konuları da iyi, rahat kullanabilme işidir bu problemler. Problem yapamıyorum diyen arkadaşın geçmiş konularıyla alakalı mutlaka problemleri vardır. Burada da kinaye yapayım ben size. Mutlaka bu konularla alakalı problemleri vardır. Problemi rahat yapan arkadaş zaten tüm konulara hakimdir. Yani mat 1'in tüm konularına hakimdir. Ve yorum yapma yeteneği de gayet yüksektir. Ben size problemler çözülürken öncelikle daha rahat bir şekilde okumanızı tavsiye edeceğim soruyu. Daha böyle kafanızı boşaltarak okumanızı rica edeceğim. Ve bunun yanı sıra da ekstradan taktikler vereceğim. Diyeceğim ki bakın soruda eğer şu 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 isteniyorsa bizim düşünmemiz gereken sadece bu. Önce bunu bularak yola çıkarsak eğer hiçbir şekilde sorun yaşamayız tarzında ben size taktikler vererek bu problemleri de halledeceğiz. Ama hiçbir şekilde bak bunun kısa bir formülü var. Bu soru böyle çözülür. Hadi çat şunu da bitirdik. Bu şekilde hiçbir şey anlatmayacağız arkadaşlar. Ben size bu kısmın bu problem çözümünün mantığını öğreteceğim. Zaten problemlerde veya matematikte diyelim işin mantığını anladıysan gerisi zaten fasondur arkadaşlar. Tamam gerisi sana vız gelir tırıs gider. Hadi bakalım. Evet bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarımızda ve diğer sorularda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma. Hoşça kal.